Sevgili Roma Bileti takipçileri, bugün Aşk Çeşmesi'nden başlayıp Kolezyum'a doğru bir yürüyüş yapacağım. Mikrofonumu evde unuttum. Kulaklığımın mikrofonuyla sesimi kaydedeceğim. Aşk Çeşmesi'nin oradan başlayacağım yürüyüşümü. Yine güneşli ve sıcak bir gün ama tabii ki etrafta turist yok maalesef. Her yer boş. Herhalde Aşk Çeşmesi'ni en boş göreceğimiz günlerden bir tanesi. Hatta bir dakika, ben kamerayı şöyle çevireyim. Şimdi Aşk Çeşmesi tabii muazzam bir yer. Çok muazzam bir yapı. Ama aslında tarihi böyle Roma tarihi gibi böyle 500 yıllık, 1000 yıllık, 2000 yıllık bir yapı değil. Yanlış hatırlamıyorsam 1900'lü yılların başında yapıldı Aşk Çeşmesi. Ve aslında bulunduğu yerin adı Fontana di Trevi. Aşk Çeşmesi diyoruz biz ama aslında kendi ismi Fontana di Trevi. Fontana çeşme demek. Di Trevi de 3 anlamına geliyor. 3 su yolu çeşmesi aslında. Neden 3 su yolu çeşmesi diyorlar? Çünkü Aşk Çeşmesi'nin altı aslında Roma'daki büyük su kaynaklarının, yer altındaki büyük su kaynaklarından üçünün buluşma noktası. O yüzden Aşk Çeşmesi'ne Fontana di Trevi deniyor. Tabii içerisinde biliyorsunuz sağ elinizle sol omzunuzun arkasından içine para atılarak şans getirdiğine inanılıyor. Şimdi ben bugünkü rotamı da Aşk Çeşmesi'nden başlayıp Kolezyum'a doğru yürüyeceğim. 18 Mayıs'ta İtalyanların sokağa çıktığı ilk gün bir video çekimi yapmıştım. Trastevere'den Via del Corso Caddesi'nden Pantheon'a gitmiştim. Bugün de size Aşk Çeşmesi'nden Kolezyum'a doğru giderek sokakları biraz göstermek istiyorum. Yani acaba İtalya Roma sokakları turist yokken nasıl gözüküyor? Neler oluyor? Birazcık onu sizinle birlikte tecrübe etmiş oluyorum ben de. Bisiklete binenler var. Bisiklet demişken şimdi bisiklet gördüm de aklıma geldi. Geçen bir bisiklet tamircisiyle sohbet ettim ve şey dedi, İtalya'da şu an bisiklet alma şansın yok çünkü tüm bisikletler, hemen hemen tüm bisikletler satılmış. Bu birazcık insanların toplu taşımadan uzaklaştığını gösteriyor aslında. Hani insanlar bu süreçten sonra özellikle toplu taşımadan kaçmak için bisiklete yönelmiş olabilirler. Tabii sevindirici, güzel bir haber bu. Sporu da destekleyen bir şey. İnsanlar hareket yapacak, hareket edecekler bir yerden bir yere giderken. Roma, İstanbul gibi 7 tepeden oluşuyor ve 7 tepeden oluşan bu güzel şehir de bisiklet binmek bir Hollanda gibi kolay değil. Hani Hollanda'da her yer dümdüz ama Roma'da öyle değil. Örneğin ben Via del Corso Caddesi'ne çıktım bu arada. Via del Corso Caddesi'nde hemen sağ tarafımda yine bazı mağazalar görüyorsunuz. Ben küçük bir hatırlatma yapayım. Geçenlerde oraya alışveriş yapmak için şöyle bir vitrinlere bakayım dedim. Hani öyle çok vitrin gezme alışkanlığım da yoktur. Gerçekten hani zamanında 180-200 euroluk blazer ceketlerin 20 euroya düştüğünü görünce dayanamadım. Ben de bir tane aldım. Mağazalar maalesef çok büyük indirimlere girdi. Böyle 200 liralık şeyi böyle 20 liraya düşürmüşler. Gerçekten benim aldığım ceketin üzerinde 180 euro etiket vardı. Alışveriş yapan için iyi gibi gözüküyor ama hani avantajmış gibi gözüküyor ama ben bunu bir avantaj olarak görmüyorum. Yani alışveriş yaptığınız zaman bir yandan o esnafı desteklemiş oluyorsunuz. Ama genel anlamda, global manada hiç kimseye yaramadı tabii bu durum. Şimdi Via del Corso Caddesi'nden sizler burayı ziyaret ettiniz. Aşk Çeşmesi'nden Piazza Venezia'ya doğru yürüyorum. Venedik Meydanı'nda o büyük Vittorio Emanuele anıtının önünde fotoğraf çekmişsinizdir muhtemelen. O zamanlar tabi sanıyorum şey yoktu. Ortadaki o büyük metro çalışması yoktu. Şu an ortada yer altına doğru inmişler. Ve ortam meydanı göbeği kapatmışlar.
bir metro çalışması var. Dolayısıyla oradaki manzarayı birazcık bozdu. Ancak bugünlere gelmesi birazcık şans, denk gelmesi. Mesela arkamda San Marcello Kilisesi var. Muazzamdır. Şöyle göstereyim size. Ya özellikle içini görmenizi, hani buraya geldiyseniz veya gelirseniz bundan sonra mutlaka Via del Corso Caddesi'ndeki San Marcello Kilisesi'nin içine girip bir soluklanmanızı tavsiye ederim. Neden soluklanmanızı tavsiye ediyorum? Çünkü Roma biliyorsunuz bir yürüyüş rotası. Böyle otobüsle bir yere gideyim, orada şurayı ziyaret edeyim, oradan otobüse bineyim, şurayı ziyaret edeyim gibi bir durum yok. Genelde her yere yürüme mesafesinde olduğu için yürüyerek gidip geliyorsunuz. O yüzden yürürken de birazcık terleyeceksiniz biliyorum. Via del Corso Caddesi'nde San Marcello Kilisesi'ne girerek serinleyebilirsiniz. Ve kilisenin muazzam detaylarını izleyebilirsiniz. Elbette ki sessiz olmak kaydıyla. Şimdi Via del Corso Caddesi'ni bitirdim. Vittorio Emanuele anıtı arkamda. Piazza Venezia, Venedik Meydanı'nda görüyorsunuz. Güneşli bir günde böyle etrafı size biraz göstermek istiyorum. Turist yokken İtalya, Roma sokakları nasıl gözüküyor birazcık görmenizi istedim. Şimdi yayı geçidinden karşıya geçiyorum. Yine araba yok, yani gelenler var ama biliyorum ki duracaklar. Burada hani bir sosyal deney yapmış olalım. Yaya geçidinden geçerseniz arabalar duruyor mu? Evet, duruyorlar. İtalya'da, Roma'da yaya geçidine girerken yine de dikkatli olmak kaydıyla arabaların yayalara dikkatli olduğunu söyleyebilirim. Yürüyüş rotamı biraz daha devam ettirirken Kolezyum'a doğru yaklaşıyorum. Kolezyum'u da 3,5 aydır görmüyorum. Benim için de heyecanlı bir durum. Özledim oraları gerçekten. İnsan ayağının dibinde olup da gidip göremeyince gerçekten enteresan oluyor. Evinizden çıkıp gidemiyorsunuz oraya. Hemen sol tarafındaki bina da Generali Sigorta'nın ana binası. Generali Sigorta'yı Türkiye'de biliyorsunuz, tanıyorsunuz bu markayı, bu sigorta şirketini. Bu sigorta şirketinin ana binası hemen arkamdaki bina. Şu an yine Vittorio Emanuele meydanında, Vittorio Emanuele anısını size göstereceğim. Şöyle hatta dönerek size daha iyi göstermeye çalışacağım. Görüyor musunuz bilemiyorum şu an ama. Bakın burada bir metro çalışması var. Hemen arkamda. Burada fotoğraf çektirmiş olanlar hatırlayacaklar meydanı. Evet, anıtı da gördünüz. Kolezyum'a doğru devam ediyorum. Şimdi Venedik Meydanı'ndan Kolezyum'a doğru İmparatorluk Caddesi'nden yürüyorum. Size etrafı da mümkün mertebe gösteriyorum. Hemen şimdi sol tarafımda Troyan Pazarı var. Sağ tarafımda da Roma Forumu var. Birazdan daha yakından göstereceğim. Size böyle yürürken biraz sohbet babında Roma'nın kuruluş hikayesindeki Remus ve Remulus efsanesinden bahsetmek istiyorum. Remus ve Remulus ikiz kardeşler. Ki ben de ikizim. Milattan önce 750 yılında, yani yaklaşık 2750 yıl önce ikiz çocuk dünyaya geliyor. Kim bu ikiz çocuğun babası? Aenas adlı Trakya topraklarından Roma topraklarına keşife gelen yarı tanrı yarı insan olduğuna inanılan bir kaşif. Ve Aenas'ın ikiz çocukları Remus ve Remulus doğduktan sonra amcaları tarafından bu toprakların sahibi onlar olmasın ben olayım diyerek bu çocukları rivayete göre, bunların tamamı rivayet, Tiber nehrinin kenarına, Roma'nın ortasından geçen ve 438 kilometrelik nehrin kenarına Remus ve Remulus kardeşleri bırakıyor amcası. Ölüme terk ediyor. Bir efsaneye göre Remus ve Remulus'un yanına Lupa denilen, Lupa Latince'de kurt anlamına geliyor. Bir kurt bu ikiz çocukları emzirerek hayatta tutuyor ve onları yetiştiriyor. Remus ve Remulus daha sonra Roma'yı sen yöneteceksin, ben yöneteceğim diye kavga ediyorlar ve Remulus
Remus'u öldürüyor ve Remulus Roma'nın başına geçiyor. Ve efsaneye göre hikaye buradan başlıyor. Şimdi Lupo aslında ciao. Lupo aslında kurt demek. Ancak hayat kadını anlamına da geliyor. Elbette ki şuna inanıyorum. İtalyanlar bizim atalarımızı, Remus ve Remulus kardeşleri bir hayat kadını yetiştirecek değil, olsa olsa bir kurt yetiştirmiştir diyerek bir tüm efsaneyi böyle kurgulamışlar. Ve hediyelik eşyacılarda mutlaka görürsünüz, kurt çocukları emziriyordur. Onlardan süt alıyordur bu çocuklar. Remus ve Remulus'un hikayesi de böyle. Şu an dediğim gibi İmparatorluk Caddesi'ndeyim. Hemen arkamda Troyan Pazarı var. Şu tarafa da dönüyorum. Roma Forumu. Bundan yüzyıllar önce Romalılar işte buralarda dönemin Facebook'unu yaşıyor ve sosyalleşiyorlardı. Kolezyum'da milattan önce 72'de yapımına başlanıyor ve milattan sonra 72'de yapımına başlanıyor Kolezyum'un ve milattan sonra 80'de yapımı tamamlanıyor. Kolezyum'la ilgili videoyu hemen şuradaki linkten izleyebilirsiniz. Bu arada lütfen kanalıma abone olun. Aboneyseniz de abone ol butonunun yanında bir zil var. Zilin üzerine basıp tümü deyip oradaki bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Çünkü bundan sonra video yayınlayacağım zaman size en azından bir elektronik postayla bildirim gelmesini isterim. Ki müsaitliğiniz oldukça, vaktiniz oldukça videolarımı izlemenizi arzu ederim. Bu videoları ben elbette ki izlenmesi için çekiyorum. Şimdi Kolezyum'un etrafında bir tur atıp orayı da size gösterdikten sonra dönüşe geçeceğim. Evet, Kolezyum'un önüne geldim. Birazcık buraları size göstermek istiyorum. Gerçekten kimse yok. Üzücü bir durum tabii ki. Kimseciklerin olmaması. Yani Kolezyum kimseler olmadığı zamanda maalesef çok da gezesi de gelmiyor insanın. Böyle dramatik bir ortam var. Şimdi karşıya geçeceğim. Kolezyum'un hemen yanından yürüyerek devam edeceğim. Siz de benim arkamdan sütunları, Kolezyum'un pencerelerini, kapılarını göreceksiniz. Kolezyum'un muazzam 2000 yıllık yapının etrafında dolaşıyorum ve gerçekten tarihi günlerden geçiyoruz ve tarihi bir gün yaşıyorum. Tarihte gerçekten not edilmesi gereken günlerden bir tanesi. Kolezyum'un etrafında bu saatte kimsecikler yok. Gerçekten çok dramatik günler. Sanki bu koskoca yapı ziyaretçilerini bekliyor adeta. Adeta o da hüzünlenmiş gibi. Buradaki ortamı ve atmosferi tabii kameradan ne kadar size aktarabiliyorum bilemiyorum. Ancak şu an Kolezyum sizleri bekliyor. Ziyaretçilerini bekliyor gerçekten. Hemen sağ tarafta, Kolezyum'un sağ tarafında Palatine Tepesi'ne giriş var. Palatine Tepesi de Romalıların yine ilk yerleşim yerlerinden. 2000 yıllık muazzam bir tarih. Hemen şöyle arkama doğru dönüyorum ve size Konstantin Zafer Takını göstereceğim. Arkamda şöyle görüyorsunuz muhtemelen. Konstantin Zafer Takı. Konstantin İstanbul'a adını veren birinci Konstantin, büyük imparator. Konstantinopoli, polis şehir anlamına geliyor. Konstantinopolis, Konstantin'in şehri. Sonra Osmanlı Konstantiniye olarak devam ediyor. Ve böylelikle İstanbul ismi oluşmuş oluyor. Tabii Roma ile İstanbul'un birbirine ne kadar kardeş şehir olduğunu zaten anlatmama gerek yok. Tüm tarih boyunca İstanbul zaten Doğu Roma'nın başkentiydi. Ve kaderimiz Romalılarla 3. 4. yüzyılda
birbirine çok daha sıkı bağlarla bağlandı. Ve ben birazcık da şeye benzetiyorum. Yani İtalyanlarla Türkler fiziken de çok benziyorlar. Eğer çok esmer değilseniz, çok beyaz tenli değilseniz, 3 aşağı 5 yukarı, yani spesifik bir özelliğiniz yoksa İtalyanlara çok benzediğinizi söyleyebilirim. Yani bir İtalyanlar örneğin benim Türk olup olmadığımı pek anlayamıyorlar. Beni İtalyan zannediyorlar. Çünkü hani çok esmer olsaydım, çünkü İtalyanlarda çünkü çok esmer yok, çok sarışın da yok. Böyle. Bakın arkamda görüyorsunuz, bu imparatorluk kapısına yakınım şu an. Kolezyumu ve meydanlarını daha net göstermiş oluyorum size. Yani günün birinde buralarda tek başıma yürüyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Bugünlük benden bu kadar. Sevgili Roma Bileti takipçileri, hemen alttan abone ol butonunun yanındaki bildirim zilini açmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.